Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında çarşamba günü yılın federal açık piyasa komitesi toplantısı öncesi dolar çevresindeki zayıflık zaman zaman değerli metalde yükselişlere neden olur iken gerçekleşen FED toplantısı sonrası altına olan talebin arttığını gördük. Geçtiğimiz gün ise Fed'in ekonomik toparlanmayı destekleyici açıklamaları, dolar endeksinin 90 seviyesi altındaki zayıf görünümü, ons altına destek olmayı sürdürürken, beklentilerin altında gelen ekonomik veriler ve teşvik paketi beklentileri zaman zaman yükselişi hızlandıran unsur olarak karşımıza çıktı. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1885 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Azalan talep ile birlikte ons altının aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda sırası ile 1880, 1870 ve 1865 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Olası bir yukarı yönlü harekette ise sırası ile 1890 1900 ve 1910 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gram altın tarafında ise geçtiğimiz çarşamba günü takip edilen gelişmeler eşliğinde kurdaki aşağı yönlü sınırlı hareketlere ek olarak değerli metal olan talebin devam etmesi sonucu gram altında da sınırlı yükselişin sürdüğünü gördük. Dün ise <laughs> Dün ise kur tarafında aşağı yönlü eğilmenin hız kazanması gram altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken on altına gözlenen tepki alımları aşağı yönlü hareketleri sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı. Gram altına teknik olarak baktığımızda 468 Türk Lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 465 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 470, 472 ve 475 Türk Lirası seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 465, 463 ve 460 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise geçtiğimiz gün İngiltere Merkez Bankası faiz oranını %0,1 seviyesinde sabit tutarken tahvil alım programına değişiklik yapmadı. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise işsizlik başvuruları 12 Aralık'ta 23.000 artarak 885.000'e yükseldi. Açıklanan Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise 32,3 seviyesinden 11,1 seviyesine gerilerken çarşamba günü gerçekleşen yılın Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ek olarak Amerika Birleşik Devletleri teşvik paketi beklentileri doların zayıf seyretmesine neden olurken anlaşmalı Brexit umudunun devam etmesi paritenin ivme kazanmasına yardımcı oldu. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1, ,1 35-30 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,35 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte paritedeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 1,3570, 1,3620 ve 1,3660 seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 1,35, 1,3450 ve 1,34 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar yen tarafında ise geçtiğimiz gün Japonya'da zayıf ve ekonomik akışı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik başvuruları 12 Aralık'ta 23 bin artarak 885 bine yükselirken açıklanan Philadelphia Fed İmarat Endeksi ise 32,3 seviyesinden 11,1 seviyesine geriledi. Çarşamba günü gerçekleşen yılın Fed toplantısına ek olarak Amerika Birleşik Devletleri teşvik paketi beklentileri doların zayıf seyretmesine neden olurken paritenin aşağı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda 103,40 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 103,20 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin, Devam etmesi durumunda sırasıyla 103,60, 103,80 ve 104,10 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 103,20, 103 ve 102,80 seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. to say